Sevgili 4. sınıf çocuklarım, hepinize merhaba. Sizlerle bugünkü video dersimizde ne yapacağız? Birlikte soru çözümü yapacağız. Peki bu soru çözümü neredeki soruların çözümleri olacak? Bizim din, kültür ve ahlak bilgisi dersimizin ünite sonu değerlendirme kısımları var ya çocuklar. Hani her ünitenin sonunda sorular vermişler bizim için. Sizlerle bugün birlikte onları cevaplandıracağız. Bir sonraki dersimizde son ünitemiz olan din ve temizlik ünitesine geçiş yapacağız. Peki bu sorular sayfa kaçta? Bu sorular sizin ders kitabınızın sayfa 103.sü de bulunuyor. Herkes ders kitabından sayfa 103'ü açıp oradan takip edebilir. Ama ben kitap okulda kalmış olanlar olabilir. Virüs çıktıktan sonra gidip kitabını alamayanlar olmuş olabilir. Kitabını kaybetmiş olanlar olabilir diye düşündüm ve slaytımıza sizin için sorularımızın fotoğrafını koydum. Şimdi hazırsanız hep birlikte başlayalım. Herkes kitabı olanlar kitaplarından sayfa 103'ü açtıysa başlıyoruz. Eğer hala açmadılarsa videoyu tam olarak burada durdurun. Evet evet şimdi durdurun. Kitapları alıp gelin. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz. Klasik sorular, bunları konuşacağız. Siz illa not almak zorunda değilsiniz. Ama iyi dinleyin. Aklınızda kalmayan yerler varsa küçük küçük notlar alabilirsiniz. Önemli olan benimle birlikte tekrar etmeniz. Hatta ben soruyu cevapladıktan sonra siz beni durdurun. Daha sonra benim söylediklerimin aklında kaldığı şekilde, senin aklında kaldığı şekilde ne yap? Onu özetle. Böylelikle hem tekrar etmiş olursun, hem soruları cevaplandırmış olursun. Benden dinlemiş olursun. Bir kere de kendin söylediğin için kaç kere alıştırma yapmış olursun? 2 kere alıştırma yapmış olursun. Evet, başlayalım ilk sorumuzdan. Hazreti Muhammed'in doğduğu çevrede toplumsal hayat nasıldı, bilgileriniz? Peygamber Efendimiz doğduğu zaman nasıl bir hayat vardı çocuklar? Hatırlayın bakalım. Toplumda nasıl bir hayat vardı? Irkçılık var mıydı? Vardı değil mi? Zengin olanlar bir kendilerini herkesten üstün görüyorlardı. Siyahi olanlardan üstün görüyorlardı kendilerini. Başka? Ahlak ciddi anlamda çökmüş durumdaydı değil mi? İnsanlar birbirlerine güvenemiyorlardı. Başka nasıldı? Kumar var mıydı? Vardı. İçki vardı. Kötülükler vardı. Kölelik var mıydı? Vardı. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar mıydı? Evet, öldürüyorlardı. Zengin olanların her şeye sahip olduğu düşünülüyordu değil mi? Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor muydu? Evet, gömülüyordu. Kız çocuklarına hiç değer verilmediğini söylemiştik. Kadınlara hiç değer verilmediğini söylemiştik. Erkekler her zaman el üstünde tutuluyor demiştik. O zaman Peygamber Efendimiz'in doğduğu çevrede toplumsal hayatın pek de iyi olduğu söylenebilir mi? Hayır, pek de iyi olduğunu yapamaz. Söyleyemeyiz maalesef. Hani... Hatta biz o döneme ne demiştik çocuklar? Hatırlayın bakalım. Peygamber Efendimiz'in doğduğu döneme biz ne demiştik? Şuradan kalemimizi alalım. Adam asmacamızın ilk harfini verelim. Ne demiştik? Sizin için harfleri çizeyim. Evet. İlk harfimiz C. Harf alalım. Eminim ki hepiniz A demişsinizdir. Çünkü siz hemen ya A ya da E diyorsunuz. A var. İ var. E var mı bakalım? Peki. Şuraya E yazalım. Burada da E var. Hadi bir iki tane de yanlış harf tahmin etmiş olun da şuraya bir adam çizeyim. Ama iyi dediğiniz, değil mi? İyi diyenler vardır. Belki bulanlar vardır çoktan. Değil mi? Kayra buldun mu? Melek, Zeynep buldunuz mu? Ne olacak cevabımız? Cevabımız cahiliye dönemi olacak. Devam edelim. Peygamberimizin doğduğu çevrede toplumda hangi inançlar yaygındı? Neler vardı? Bir kere insanlar kendi elleriyle heykeller yapıyordu. Helvadan yapıyorlardı, tahtadan yapıyorlardı, taştan yapıyorlardı. Ve bunlara ibadet ediyorlardı. Yani bunlara tanrı diyorlardı. Biz ne diyorduk onlara? Put diyorduk. Peki putlara tapanlara ne diyoruz? Putperest diyorduk. O zaman putperestlik yaygın mıdır? Putperestlik yaygın değil mi? Evet. Peki başka ne var? Hala yaratıcının tek ve bir olduğuna inanan insanlar vardı. Bunlara ne demiştik? Hanif demiştik. Bunlar hiçbir zaman putlara tapmamıştı. Hz. İbrahim'in
dine göre yaşıyorlardı. Hristiyanlar var mıydı? Evet, Hristiyanlar da vardı. Yahudiler var mıydı? Evet, Yahudiler de vardı. Kısa kısa yazıyorum. Tekrar edelim. Putperestler vardı. Hanifler vardı. Hristiyanlar vardı. Yahudiler vardı. Evet, gelelim 3. klasik sorumuza. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler veriniz. Evet, Peygamber Efendimiz nasıl birisiydi? Öncelikle dürüst birisiydi, değil mi? Hiçbir zaman yalan söylememiştir. Doğru sözlüdür. İnsanlar onun güvenilirliğinden dolayı ona ne demişti? Muhammedül Emin demişti, değil mi? O zaman buraya güvenilir yazalım. Adil birisi miydi? Evet, adil birisiydi. Hiçbir zaman yalan söylememiş. Kimseyi kandırmamış, ticarette her zaman adaletli davranmıştır. Başka, büyüklerine saygılıdır, evlendiğinde çocuklarıyla ilgilenmiş, eşiyle ilgilenmiş, iyi bir babadır. Bize örnek davranışları var mı? Daha sayabileceğimiz bir sürü şey vardır. Gelelim 4. sorumuza. Hazreti Muhammed, Hazreti Hatice ile nasıl evlenmiştir? Hatırlayın bakalım, Hazreti Muhammed'in mesleği neydi, neyle uğraşıyordu? Ticaret, değil mi? Ticaret. Hazreti Hatice'nin mesleği neydi? Onun da ticaret kervanları vardı, değil mi? Hazreti Hatice'nin de ticaret kervanları vardı. Ama bu ticaret kervanlarını, yani böyle tır diye düşünebilirsiniz. Şimdinin tırı yani. Ticaret kervanlarını, yani bir sürü deveden oluşan ticaret şirketini diyeyim ben size. Ticaret için başka şehirlere göndermek istiyorum. Güvenilir insanlar alıyor. Ama o dönemde kime güvenirse hep malından çalmaya çalışıyor kişiler. Daha sonra Peygamber Efendimizin güvenilirliğini, dürüst olduğunu, adil olduğunu duyunca ne yapıyor? Ticaret kervanlarını Peygamber Efendimiz'e emanet ediyor diyor ve Peygamber Efendimiz onun ticaret kervanlarından kar elde edince Hazreti Hatice onun dürüst, güvenilir, adil, ahlaklı oluşundan çok fazla etkileniyor. Böylelikle Peygamber Efendimiz'e evlenme teklif ediyor. Evet, devam edelim. Gelelim 5. sorumuza. Müslümanlar Habeşistan'a niye hicret etmişlerdir? Hatırlayın, Habeşistan'a ve Medine'ye diyor. Müslümanlar ilk önce neredeydi? Mekke'deydi, değil mi? İnsanlar ilk önce Mekke'de Müslüman oluyordu. Ama Mekkeli müşrikler Müslümanlara ve Peygamber Efendimiz'e ne yapıyordu? İşkence ediyorlardı. Böylelikle Müslümanlar dinlerini yaşayamıyorlardı, ibadet edemiyorlardı, namaz kılamıyorlardı. Canları tehlikedeydi. Mekkeli müşrikler fakir olan Müslümanlara sürekli işkence ediyordu buldukları yerde. İşte taşlıyorlardı. Onlarla alay ediyorlardı, hakaret ediyorlardı. Bu yüzden Müslümanlar bundan kurtulmak için hem de dinlerini rahatça yaşamak için önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret etmişlerdir. Devam. Peygamberimiz Medine'de İslam toplumu oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapmıştır bilgi veriniz. Hatırlayın, Peygamber Efendimiz gider gitmez önce bir mescit yaptırıyordu. İsmi neydi? Mescid-i Nebi'ydi, değil mi? Mescid-i Nebi'yi yaptırıyordu. Burada sadece namaz mı kılınıyor? Hayır, burada sadece namaz kılınmıyordu. Birçok sosyal işleme olan bir mescitti burası. Daha sonra toplumsal barış için bazı şeyler yapıyordu, değil mi? Toplumda kimse kimseyle kavga etmesin, huzursuzluk çıkmasın, herkes iyi anlaşsın diye bazı şeyler yapıyordu. Ne yapıyordu? İki kişiyi birbirine kardeş ilan ediyordu. Neydi onlar? Ensar ve Muhacir. Peki daha sonra ne yapıyordu? Yahudilerle Medine Sözleşmesi'ni imzalıyordu, değil mi? Çok güzel. Daha sonra ne yapıyordu? Evs ve Hazreç kabilerini barıştırıyordu. Diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Gelelim test sorularımıza. Hazreti Muhammed'in doğduğu çevrede Allah'ın birliğine inanan, Hazreti İbrahim'in getirdiği dini ilkeleri benimseyen ve onun öğrettiği din üzerine yaşayan grup aşağıdakilerden hangisi? Kim demiştik biz bunlara? Zaten müşrikler Allah'a inanıyor ama Allah'a ortak koşuyor. Yani putlara da tapıyor. Yahudiler değil, Hristiyanlar değil. Az önce zaten şurada bakın ne yazmışız? Hanifler yazmışız, değil mi? Devam. Peygamberimizin anne ve babasının ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Annesinin ismi neydi? Amine'ydi, değil mi? Babasının ismi neydi? Abdullah'tı. Cevabımız C. Diğerlerine de bakalım. Kasım kim? İlk erkek çocuğu. Zeynep kim? İlk kız çocuğu. Hamza amcası, Rukiye kızı. Abdülmuttalip dedesi. Halime süt annesi.
Hadi. Gelelim 9. test sorumuza. Peygamberimizin babasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dikkat edin bakın. Bizden yanlış olan bilgiyi istiyor. Ticaretle uğraşırdı. Doğru mu? Evet, ticaretle uğraşırdı. Abdülmuttalib'in en küçük oğluydu. Yani Peygamber Efendimizin dedesinin en küçük oğlu Peygamber Efendimizin babasıdır. Doğru. 25 yaşındayken Medine'de, evet doğru, ticaret için gittiği Medine'de vefat etti. Peygamberimiz 6 yaşındayken vefat etti. Siz şu üçünü bilmiyorsanız bile Peygamber Efendimizin babasının Peygamberimiz daha doğmadan birkaç ay önce vefat ettiğini biliyorsunuz. 6 yaşındayken kim vefat ediyordu? Peygamber Efendimizin annesi Amine vefat ediyordu, değil mi? Devam. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangi seçenekle ilk Müslümanlar tam ve doğru verilmiştir? Önce Peygamber Efendimizin eşi var. Eşinin ismi neydi? Hazreti Hatice'ydi. Daha sonra en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'di. Daha sonra azat etti, yani özgürlüğüne kavuşturduğu kölesi. Ama onu bırakmayan evlatlığı, yardımcısı Zeyd bin Harise ve amcasının oğlu, ileride de damadı olacak Hazreti Ali vardı. Tekrar edelim. İlk Müslümanlar eşi, en yakın arkadaşı, yardımcısı, evlatlığı da diyebilirsiniz. Hazreti Ali amcasının oğlu ve damadı. Devam. Şimdiki alıştırmamız nedir? Şimdiki alıştırmamız boşluk doldurmadan. Allah'ın bir olduğu, eşi ve benzerinin olmadığı şeklindeki inanca biz ne diyoruz? Hatırlayın bakalım. Muhacir mi? Hayır. Tevhid mi? Evet. Tevhid inancı neydi? Allah'ın var ve bir olduğuna inanma. Yani Allah'tan başka yaratıcı kabul etmiyoruz. Sadece kim var? Allah var. Putlar falan yok. Tamam. O zaman şunu çizelim. Kafamız karışmasın. Arap toplumunda insanların büyük çoğunluğu taştan, ağaçtan ve benzeri şeylerden yaptıkları nelere tapıyordu? Az önce söyledim. Putlara tapıyorlardı. Çok güzel. Aferin size. Putlara. Peygamberimiz 12 yaşındayken amcası nokta nokta ile Şam yönüne yolculuğa çıkmıştır. Amcasının ismi neydi? Hatırlayın bakalım. Zaten burada 3 tane isim kaldı. Abdülmuttalib, Halime, Ebu Talip. Hangisi amcası? Ebu Talip öğretmenim dediğinizi duyuyorum. Yazalım şuraya Ebu Talip. Kitabına yazanlar da yazsın bu arada. Evet, Ebu Talip'i de çizdiğimize göre devam edelim. Peygamberimiz nokta nokta kabilesine mensup bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Hangi kabileye mensup? Bakın bakalım. Kalan kelimelerimiz şunlar ve şu. Bu zaten isim gitti. Bu da isim gitti. Bu da şehir gitti. Özel isim olduğu için baş harfinden bile çıkartabilirsiniz ama siz zaten Kureyş kabilesine mensup olduğunu biliyorsunuz. Böylelikle Kureyş'i güzel yazabildim. Eleyelim. Peygamberimizin dedesinin adı nedir? Abdülmuttalip'tir, değil mi? Yazalım. Zaten iki tane isim kaldı. Bir tanesi erkek ismi, bir tanesi kadın ismi. Abdülmuttalip'i buraya yazdım. Siz daha güzel yazıyorsunuzdur eminim kitaplarınıza. Peygamberimizin süt annesinin adı nedir? Bir tane ismimiz kaldı. O da süt annesi olduğu için Halime'ydi. Devam. İnançları uğruna Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar ne diyoruz? Muhacir mi? Ensar mı? Medine mi? Ehli Beyt mi? Muhacir diyoruz değil mi çocuklar? Bakın içine zaten hecere, yani hicret kelimeleri var. Ne diyoruz? Muhacir. Hicret neydi? Bir yerden bir yere göç etmek dedi mi hatırlıyorsunuz? Evet. Mekkeli muhacirlere her türlü yardım yapan Medineli Müslümanlara ne diyoruz? Bunlar yardımsever kişilerdir. Biz bunlara ensar diyoruz. Ensar. Yardımsever kişiler. Peygamberimiz Ravza-i Mutahhara denilen mezarı hangi şehirdedir? Bir tane şehrimiz kaldı. Medine şehrindedir. Geriye sadece bir kelimemiz kaldı. Bakalım sorusu neymiş? Peygamberimizin aile fertlerine, ev halkına ne denir? Ehli Beyt. Ehli Beyt denir. Beyt Arapçada ev demek, şu ev demek, bu da ehil, evin ailesi, evin halkı demek. Peygamber Efendimizin ev halkına da ehli beyt diyoruz. Böylelikle boşluk doldurmalarımızı yaptık. Ünite sonu değerlendirmelerimizi
bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde sizlerle artık 5. ünitemiz olan ve 4. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi dersinin son ünitesi olan din ve temizlik ünitesine başlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.